Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir eğitim videoma hoş geldiniz. Birlikte bu şekilde bir parça modelleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar katı modelime bakıyorum. SolidWorks'ta ön düzlemli bir çizim başlatacağım. Bakın bu taraftan baktığımda ilk etapta ne görüyorum? 50 mm ve 80 mm çaplarında iki tane dairem var. Ve şu bakış açısından da görünüşüm bu tarafta verilmiş. Bunları 80 mm katılacağım. Hatta isterseniz çizim ortamındayken bakın şu çık kısmı da oluşturalım buradaki boşaltmayı. Yani 14 milim yatayda aşağıdan da 55 milimetre tepeye kadar olan mesafe. Yani bakın şöyle SolidWorks'te geldim. Yeni bir çizim açıyorum. Yeni bir sayfa açıyorum. Ön düzleme geldim. Bir çizim açtım arkadaşlar. Daire komutunu alıyorum. Geldim. İki tane daire oluşturuyorum buraya. Dedim ki içteki dairem 50 milimetre, dıştaki dairem de 80 milimetre çapında diyorum. Ve merkez çizgimi aldım. Bakın şöyle bir miktar yukarı doğru çıktım, bıraktım burada. Orta nokta çizgisini aldım. Şu şekilde çektim ve bunun yataylığından emin olmak istiyorum dedim. Line komutumu aldım. Şöyle içe doğru çektim. Objeleri aynala komutumla bu line komutunu tuttum. Öbür tarafa aynaladım. Ve objeleri bu da komutuyla gelip şu kısımları hatta şuraları da gelip bu diyorum arkadaşlar. Merkez çizgimi aldım. Yatayda bir eksen çizgimi çiziyorum. Bunun yataylığından emin oldum aynı şekilde. Ve ölçülendirme ile gelip buraya diyorum ki çap olarak 55 mm. Ve bunu bu noktaya gelip çakışık yap diyorum. Bakın şu kısımlar oynuyor. Bunların gelip dikeylik kontrolünü yapacağım yine aynı şekilde. Şu noktamla şu noktamın yataylı kontrolünü yapıyorum. Ve bakın nereden oynuyor başka? İçeri dışarı doğru oynuyor. Çünkü burada 14 milimlik ölçümü vermedim arkadaşlar. Geldim şu noktamla şu noktam diyorum ki 14 milimetre olsun. Şu 55 milimetreyi siliyorum ilk etapta. Yani bunu aslında şu arkadaşlar. Buradan shift tuşuna basıyorum. Buraya kadar olan mesafe. 55 milimetre. Onu yanlış yaptık. Yani bu eksen çizgimi çizerim ama aslında 55 milimetrelik mesafem burası. Bakın teknik resimde de buradan buraya olan ölçümü vermiş. Şimdi geliyorum unsurlar ekstrütte katı oluşturuyorum. Ne demiştik? Bunu öbür tarafa doğru 80 milimetre katladım arkadaşlar. Bakın ilk aşamam tamamlanmış oldu. Sonra geleceğim. Bakın sağ düzlemle bir çizim başlatacağım. Burada 30 milimetre ve R25 demişiz. Çap 50 milimetre. İki tane dairem var. Bunları da şu yükseklik ekstrüzyonu arkadaşlar unsuru düzenle diyorum. Şuradan gelip orta düzlemden 80 milimetre katılasın. Ve bunları da 50 milimetre olacak şekilde katılacağım. Şimdi SolidWorks'te geldim. Sağ düzlemde bir çizim başlattım. Göz kararı gelip şu sağ üstlere doğru iki tane daire oluşturdum. Ne demiştik? Çap 50 milimetre ve çap 30 milimetre. Şimdi teknik resmime geri dönüyorum arkadaşlar. Bakın buradan merkeze olan mesafem 100 milimetre ve buradan buraya olan mesafem de 40 milimetre olacak şekilde verilmiş. Yani buradan orijinim olan mesafem 100 milimetre. Aynı şekilde buradan buraya olan mesafem de 40 milimetre. Ve unsurlar ekstrütte katı diyorum. Gelsin orta düzlemden katılasın. Ne kadar demiştim? Bakın 50 milimetre onu da vermişiz arkadaşlar. Bunu da 50 milimetre gelsin katılasın. Şimdik. Sağ düzlemde yine bir çizim başlatacağım. Şu yaylı kısımları oluşturmaya çalışacağız. Bakın sağ düzlemde bir çizim başlattım. 3 nokta ile yay komutunu aldım arkadaşlar. Buradan başladım. 1, 2 dedim. Üçüncü noktam dedim bıraktım. Aynı şekilde 3 nokta ile yay komutunu aldım. Birinci noktam, ikinci noktam, üçüncü noktam dedim bıraktım.
Ve şu dairemi tuttum. Objeleri dönüştür dedim. Kopyaladım yani. Şimdi geliyorum. Bakın buradaki dairem yayım daha doğrusu 50 milimlik. Buradaki de 200 milimetre olacak şekilde verilmiş. Bunları gelip ölçülendiriyorum. Bakın 50 milimetre dedim. Geldim bunu 200 milimetre dedim. Ve tuttum. Bununla bunu teğet yap dedim. Aynı şekilde bununla bunu da tuttum. Teğet yap dedim arkadaşlar. Ve bakın burada 80 milimetre demişiz. Merkezden aşağı olan uzunluğumu. Bu dairenin merkezinden buraya olan mesafem 80 milimetre. Bakın şu anda düzene girmiş oldu. Ve sonra bakın geldim arkadaşlar. Buradan bir miktar geldim. Burada tek bir yayım var. O da 40 milimetre verilmiş bana. Onun için geliyorum. Bakın geldim. Şurada kapattım. Buradan 3 noktalı yay komutuna geçtim. Birinci noktam, ikinci noktam. İçeriye doğru geldim, bıraktım. Ve dairemi ölçülendiriyorum. 40 milimetre diyorum. Ve bakın bu dairemle şurası gelsin. Teğet olsun diyorum. Ve şeklimi tam tanımlı hale getirmiş oldum. Yapmam gereken şey objeler Buda komutunu aldım. Şu kısmı budadım arkadaşlar. Ve diyorum ki unsurlar ekstrüzyon ile katı oluştur. Kör değil orta düzlemden oluştur. Peki ne kadar katılayalım? 20 milimetre bununla vermişiz. Geldim 20 milim katıladım. Şimdi sıkıntım ne? Bakın arkadaşlar bu şekilde sağlıklı bir birleştirme yapamadık buraya. Onun için ne diyorum? Bakın. Buradaki line'ımı silip bunu merkezden olacak şekilde katılacağım. Orta düzleme geldim. 20 milimetre katılacağım arkadaşlar. Sonra tek bir işlemle gelip şuradaki istenmeyen kısmı budamış olacağız. Daire komutunu aldım. Şöyle bir daire oluşturdum. Bu daireme de 50 milimetre demiştim. Ve unsurlar ekstrüzyonla kes diyorum arkadaşlar. Burayı boydan boya geldim kestim. Hani buradaki çıkıntımı yok etmiş oldum esasında. Şimdi geldim tekrar teknik resmime. Bakın şu köşelerde 50 milimetre radyus varmış. Yani şu anda baktığım zaman bu şekli göremiyorum aslında. Neden göremiyorum? Radyus komutunu aldım. Bakın 50 milimetre enter yaptım. Çünkü şurada ve şu kısımda 50 milimetrelik radyusum varmış. Şu anda oradaki şekli yakalamış olduk. Ve geliyorum arkadaşlar. Diğer köşelerde de 4 milimetrelik radyuslar olduğunu bana söylemiş. Tekrar radyus komutunu aldım. Bu sefer 4 milimetre diyorum. Enter diyorum. Bakın bu yüzeyde. Geldim burayı seçtim. Şu kısımda. Aynı şekilde burada. Yakınlaşıyorum. Şu arka kısımları seçtim. Ve şu köşelerde 4'er milimlik radyuslarım varmış. Geldim onayladım arkadaşlar. Bakın radyuslarımızı da vermiş olduk. Buna bir görünüm atayalım. Görünümler kısmına geldim. Metal diyorum. Galvanize giriyorum. Tutup üstüne çekelim. Parça 4 için. Radyus 1 gövde. Parça 4 için geldim bu malzemeyi. Hadi görünüm daha doğrusu atamış olduk arkadaşlar. Bu çizimimiz de bu şekilde teknik resimlerle arkadaşlar. Yani bunlar daha önce modelleme yarışmalarında sorulan sorular aslında. Yine sizlerle paylaşmak isterim çizimini. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.